Herkese merhaba kanalıma, hoş geldiniz. Bugün bu makyajın videosu var. Bu makyajı ben birkaç hafta önce Instagram'da paylaşmıştım. Eğer beni oradan takip ediyorsanız görmüş olabilirsiniz. Oradan çok beğenildiği ve çekmemi isteyen birkaç kişi olduğu için videosunu çekmeye karar verdim. Kesinlikle biliyorum, herkesin kullanacağı günlük bir makyaj zaten değil. Biraz daha drag bence, evet. Biraz drag diyebilirim. Çok ağır, çok uzun sürdü ve suratımda çok ürün var ama yine de sizin için çekmek istedim. Çünkü son zamanlarda yaptığım makyajlar çok doğal oldu. Biraz sıkıldım açıkçası. Dedim biraz daha ağır bir şey yapayım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. O resimdeki makyajla bu tıpatıp aynı değil. Yani farklı kullandığım bazı ürünler oldu ve de bir iki şeyi farklı yaptım ama onu zaten videoda neyi farklı yaptığımı söylerim. Ona göre karşılaştırabilirsiniz ve Instagram'da beni takip etmiyorsanız oradan da takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimi aşağıda kutucuğa yazacağım. Çünkü mesela bunu orada yaptım daha önce. O yüzden hani bir makyaj yaptığımda onları görmek istiyorsanız Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Ama makyajı beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İyi seyirler. Evet, videoya başlamadan önce ben gözüme baz olsun diye kapatıcıyla sabitledim ve NYX'in bu renkli paletinden en açık mavi turkuaz rengini geçiş rengim olarak kullanıyorum. Daha sonra MAC'in bu Blue Candy isimli tekli fırını uygulayacağım. Bu arada bu palettekiyle şuradaki maviyle aynı renk. Benim bu MAC fırını tercih etmemin sebebi daha az pigmentli olduğu için kontrol etmesi daha kolay diye. Ama sizde eğer o palet varsa o paletteki rengi de kullanabilirsiniz. Yani ikisi de aynı şey. Ben sadece o palet dışında farklı bir şey kullanmak istedim. Ve bunu da diğer mavinin üzerine uyguluyorum. Yani tam aynı yere uyguluyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Ve hafif biraz daha uç kısmını dışarı çekerek uyguluyorum. Diğer fırın için yine MAC'in tekli bir fırını tercih ettim. Bunun ismi Royal isimli ve oradaki paletteki mavi ile bunlar pek aynı değil. Daha koyu olan benim kullandığım ama eğer sizde o palet varsa dediğim gibi onu da kullanabilirsiniz. Ve bu fırçayla da katlanma çizgimin tam olduğu yere uygulayacağım bu farı. Yani diğer iki farı kullandığım gibi çok geniş hareketlerle değil de daha küçük bir alanda tutmaya çalışıyorum farı ve aynı zamanda biraz daha yukarı çıkarıyorum. O zaten gözünüzün normal şekliyle hani doğal olarak gidiyor ve temiz bir karıştırma fırçasıyla o farların etrafını karıştırıyorum. Bu arada kullandığım bütün ürünleri her zaman olduğu gibi aşağıya yazıyor olacağım. Yine demin kullandığım fırınla bu sefer çok daha küçücük bir karıştırma fırçası tercih ediyorum ve yine demin karıştırdığım alanı diğer fırçayla yine aynı alanı karıştırıyorum. Ama daha küçük bir karıştırma fırçası tercih etmemin sebebi bu sefer daha derinlik katsın istiyorum gözlerime. Ayrıca o koyu mavi farı göz pınarımın daha ilerisine getireceğim. Sanki göz pınarım daha olduğundan ilerideymiş gibi. Ve yine ilk kullandığım mavi rengi farı alıp o turkuaz gibi olan farımın kenarlarını dağıtıyorum. Daha sonra tekrar o küçük karıştırma fırçasıyla koyu kahverengi değil bu lacivert rengiyle dediğim gibi gözlerimin pınarlarımın olduğu yeri yani biraz daha ilerisini daha da derinleştiriyorum. Biliyorum şu an çok dağınık gözüküyor göz makyajı ama birazdan düzelecek bana inanın. Şimdi bir tane kapatıcı alıyorum. Ben Coraline'ın bir tane kapatıcısını aldım. Bunu seçmemin sebebi çünkü kapatıcılığı çok yüksek olan bir kapatıcı. Siz de eğer bu makyajı deneyecekseniz kapatıcılığı yüksek bir tane kapatıcı seçmenizi öneririm. Şu an cut crease yapıyorum. Cut crease'de ben de çok iyi değilim. O yüzden nasıl anlatacağımı pek bilmiyorum. Ama katlanma çizginizin olduğu yerin tam oraya yani göz kapağınızın biraz daha üstüne gibi oluyor. Bir çizgi çekiyorsunuz böyle kapatıcıyla. Yani şu an işte gördüğünüz şeyi yapıyorum.
Bunu yapıyorum ve hani zaten onu yaparken gözünüzün doğal şekliyle biraz da fırça kendi kendine kayıp gidiyor. Yani aslında çok da zor değil, mükemmel olmadı ama zamanla denediğini inşallah daha güzelini yapacağım. Şimdi yine o kullandığım lacivert rengi farın kapatıcının tam üstündeki o çizgiye uyguluyorum. Bunu kapatıcıyı sabitlemeden yapıyorum ki daha sonra bir hata yaparsam tekrar kapatıcıyla üstünden geçip temizleyebileyim diye. Temizlememe gerek kalmadı ama yine de olduğunca dikkatli olmaya çalışıyorum. Bunu yapmamın sebebi de daha fazla kontrast olmasını istiyorum o kapatıcı sürdüğüm yerle üstündeki mavi far arasında. Ve tekrar o küçük karıştırma fırçasını alıp oradaki sürdüğüm lacivert farı iyicene dağıtıyorum ve bu fırçayı tekrar alıp yine dağıtma işlemi yapıyorum. Bu göz makyajında inanılmaz fazla dağıtma var, o yüzden deneyecekseniz sabırlı olun ve kapatıcının üstünde bir tane pudrayla sabitliyorum. Bunu aslında yapmama gerek yoktu ama yaptım. Devamlı paletindeki bu turkuaz farı uyguluyorum. Bu biraz simli, aslında ilk kullandığım fara benziyor, yani renkleri aynı ama işte dediğim gibi tek farkı bunun simli olması. Ve şimdi yapacağım şey eyeliner çekeceğim. Bu ruju da çekeceğim. Maybelline'in 840 numaralı ruju. Eyeliner'ı tam çekmiyorum şu an. Yani ne denir ona, hani sketch ediyorum gibi denebilirim diyebilirim. Pigment koyacağım gözlerime. Ondan sonra eyeliner'ı iyice düzelteceğim. Ama pigmenti koymadan önce eyeliner'ı nereye koymak istediğimle ilgili bir sketch mi? İşte dediğim gibi deneme yapıyorum. Bu da Kat Von D'nin Liquid Matte rujuyla bu sefer eyeliner'ımı çekiyorum. Yine makyajın önemli kısımlarından bence bir tanesi bu. Eyeliner'ımı çekerken göz pınarımın tam orasında bitirmek yerine göz pınarımı biraz daha öndeymiş gibi eyeliner'ı içine doğru biraz daha uzatıyorum. Zaten gördüğünüz gibi hani daha da uzatıyorum. Bunun sebebi göz pınarım eğer daha ileride gibi durursa gözlerim daha büyük gözükmesini istediğim için. Şimdi NYX'in Glitter Primer'ını bütün kapatıcı sürdüğüm yere uyguluyorum. Mesela Instagram'da yaptığım zaman bu makyajı ilk olarak eyeliner'ı çekmemiştim ve onu bütün yere uygulayıp üstüne pigment uygulayıp eyeliner'ı çekmeye çalışınca çok zordu pigmentin üstüne eyeliner çekmek. O yüzden bu sefer böyle yaptım ve MAC'in bu pigmentini kullanıyorum. Bu sınırlı sayıda olan bir üretimdi. O yüzden özür dilerim ama hani Instagram'da yaptığım gibi yapmaya çalıştım ve bunu o glitter primer sürdüğüm her yere sürüyorum. İsterseniz benim glitter sürdüğüm yeri boş bırakabilirsiniz ya da başka bir pigment sürebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ben böyle daha parlak parlak, daha bayağı bir mavi olsun istediğim için bunu yaptım. Ve tekrar o lacivert farla üstündeki çizgiyi daha çok belirginleştiriyorum. Dediğim gibi kullandığım pigment de mavi ve üstündeki farlar da mavi olduğu için aralarındaki çizginin, o cut crease'in daha belli olmasını istediğim için bu farı tekrar o kesik çizgiyle, kesik çizgi far fırçasıyla ne denir tam şey yapamadım. Onunla uyguluyorum ve bu küçük karıştırma fırçasıyla tekrar dağıtacağım. Şimdi NYX'in Vivid Bright eyeliner'ıyla Vivid Sapphire rengi galiba. Onunla eyeliner'ımı bu sefer düzeltiyorum. Tamamen o Instagram'da yaptığım versiyonda bunu yapmamıştım. O iki rujla çekmiştim ve dediğim gibi çok zordu. O yüzden eyeliner'ın rengi biraz o makyajdan farklı oldu ama açıkçası ben bunu daha çok beğendim. Ayrıca likit bir formülü olduğu için de çekmesi çok daha kolay oldu. Özellikle gözlerimde pigment varken ve NYX'in bu eyeliner'larını kesinlikle öneriyorum. Ve dediğim gibi şu gözlerimin iç kısımda uzattığım yeri de mutlaka unutmayın. Orası çok önemli bir nokta. Eyeliner'ımı da iyice çektikten sonra yüzümdeki pigmentleri silip devam edeceğim. Yüzümden devam edeceğim ve eyeliner'ımı da temizledim. Gördüğünüz gibi L'Oreal'in bu fondötenini uyguluyorum. 3 pompa ve oradaki saçımı kurtarmaya çalıştım. ve L'Oreal'in yine bu
kapatıcısını değil, fondötenini uygulayacağım. İkisini de karıştırıyorum çünkü ilk uyguladığım fondöten çok kapatıcı değil. İkincisi daha kapatıcı bir formül ve şu an cildim biraz kötü. Ayrıca bu makyajın da bence tam kapatıcı bir formülde cilde olmasına ihtiyacı olduğu için tam kapatıcı bir formülde fondöten uygulamak istedim. Fondöteni suratıma uyguladıktan sonra Beauty Blender'ımla iyice cildime yediriyorum. Maalesef fondötenimi sürdükten sonra kameram durduğu için orada ne yaptığımı söyleyeyim. İşte bu iki fondöteni karıştırıp sürdüm. Sonra üstüne kapatıcı olarak Tarte Shape Tape uyguladım. Buralarımda, burnumun üstünde, burada ve burada olmak üzere uyguladım. Sonra Lorac Pro paletimdeki Light Contour rengiyle cildimi bronzlaştırdım. Ve medium kontür rengiyle de kontürledim. Yandaki evde tadilat var, kusura bakmayın. Ama bunları yaptım yani. Hani fondötenden sonra şu an bir tek kontür yaptım. Allah'tan allık falan, öyle çok girmemiştim o işlere. Ayrıca burun kontürümü de light rengiyle yapıyorum. Zaten burnumu yaparken fark ettim kameranın durduğunu. Ama dediğim gibi hani birkaç bir şey kaçırdığınız zaman hani kapatıcı, bronzer ve kontür kaçırdınız bir tek. O yüzden özür dilerim. Tamam, o zaman videoya devam edelim. Şimdi de burnumdaki kontürümü Beauty Blender'ımla iyice suratıma yediriyorum. Ayrıca bunu yanağımdaki kontür içinde yapacağım. Ben böyle Beauty Blender'la dağıtmayı çok seviyorum. Çok doğal ve daha cilde iyice böyle emilmiş bir görünüm oluyor bence. Yani tabii bu makyaj biraz ağır ama işte artık ne kadar olabiliyorsa. Ve şimdi It Cosmetics'in Bye Bye Pores Transparent pudrasıyla yanaktaki kontürümün altını bir tek baking yapacağım. Onun dışında göz altıma falan uygulayacağım pudrayı. Ama hani normal sabitlemek için uygulayacağım. Hani öyle baking işlemi falan yapmıyorum gördüğünüz gibi. Bir tek yanağımın altındaki çizgiyi iyicene böyle tertemiz temizlemek istediğim için oraya baking uyguluyorum. Şimdi de o baking suratımda pişerken MAC in Azalea'nın Afternoon allığını uyguluyorum. Ben mavi ile pembeyi çok yakıştırdığım için pembe bir allık uyguluyorum. Siz isterseniz daha doğal bir şey uygulayabilirsiniz. Ve Wet n Wild'ın bir tane Gold Bar highlighter'ını uyguluyorum. Bu yani burada çok belli oluyor mu bilmiyorum. Bence biraz oluyor. Bu highlighter bana biraz koyu geliyor cilt rengime göre. Yani hani görebiliyorsunuz orada bir çizgi olduğunu. O yüzden merak etmeyin, böyle kalmayacak. Daha sonra onu düzelteceğim. Normal zaten highlighter uyguladığım yerlere uyguluyorum. Ve kontür için kullandığım Lorac Pro paletindeki o beyaz aydınlatıcıyı yine Beauty Blender'ımla alıp bir önceki sürdüğüm highlighter'ın üstüne sürüyorum. İyicene biliyorum şu an biraz pek normal gözükmüyor suratım ama iyicene yedireceğim. Yani bekleyin, daha normal olacak. Ve dediğim gibi evet, o iki highlighter'ı karıştırıyorum. Highlighter'ımı da yaptıktan sonra temiz bir fırça alıp yüzümdeki B2'yi siliyorum ve şimdi gözlerime devam edeceğim. NYX'in Jumbo Eye Pencil'ını alıyorum milk renginde, beyaz renginde. Bunu gözlerimin içine uyguluyorum gözlerimi daha büyük göstersin diye. Ve burada hani o lacivert eyeliner'ı daha da uzatmıştık ya, hani göz pınarlarımız daha da ileride gözüksün diye. Onun tam altına, yani gözümün gerçekten pınarından dışarı çıkarak uzatıyorum o çizgiyi, sanki gözüm daha büyükmüş gibi orada gözüksün diye. Şimdi sıra gözümün altındaki farlara geldi. İlk kullandığım turkuaz rengin gözlerimin altına sürüyorum. Burada bir önceki beyaz kalemin altına tam sürüyorum. Yani göz pınarımdan dışarı çıktığım da sürdüğüm yerin tam altına sürüyorum ki hani sanki göz çizgim gerçekten daha açık gözüksün diye. Ve yine o orta renkte kullandığım mavi rengi alıp onu da diğer turkuazın üstüne sürüyorum. Daha sonra da tekrar kullandığım en koyu mavi rengi alıp onu da yine aynı yere süreceğim. Zaten gözümde kullandığım farların sırasıyla aşağısına aynısını yapıyorum aslında.
Ayrıca bu lacivert farı sürerken de gözümün üstünde kullandığım lacivert eyelinerla bağlıyorum ki gözlerim daha büyük gözüksün. Ve rimelimi süreceğim kirpiklerimi takmadan önce. Üstüne zaten çok sürmüyorum çünkü dediğim gibi kirpik takacağım ama altına iyice bolca sürüyorum. Yani ben zaten normal makyaj görünümünde de bol alt kirpik seviyorum. O size kalmış bir şey. Ve bu arada kaşlarımı yaptığım kısmı da çekmemiş. Teşekkür ederim. Bugün kamerama ne oldu bilmiyorum. Kirpiklerimi takıyorum. Kirpiklerimi takarken keşke daha fazla ağır bir kirpik seçseydim diye düşünüyorum şimdi. Yani öyle çok inanılmaz ağır iddialı bir kirpiğim yoktu ama bundan daha ağır bir şey seçebilirdim. Bence bu biraz günlük bir kirpik gibi kaçtı. Yani biraz daha fazla bir kirpik istedim ama yapacak bir şey yok. Kirpiklerimi taktıktan sonra iyicene kıvırıyorum kirpik kıvırıcısıyla ki daha kıvrık dursunlar. Adı üstünde kirpik kıvırıcısı ve NYX'in bu lacivert dudak kalemiyle dudaklarımı çerçeveleyeceğim. Aynı zamanda çerçeveledikten sonra iç kısımlarını boş bırakarak yani böyle sadece dış kısımlarını kalemle iyicene boyayıp sanki ombre etkisi yapıyor gibi daha sonrasında bir ruj süreceğim. Rujum için NYX'in Macaron serisinden Miles rengini uyguluyorum. Dediğim gibi zaten kullandığım bütün ürünler aşağıda yazılı olacak renkleriyle birlikte. Bu gördüğünüz gibi çok pigmentli bir ruj. Ayrıca kullandığım dudak kaleminden daha açık bir renk seçmek istedim ki daha ombre etkisi yaratsın diye. Ve daha sonra da üstüne mavi bir dudak parlatıcısı uygulayacağım. Bunu isterseniz yapabilirsiniz, isterseniz olduğu gibi de bırakabilirsiniz. Ve makyajım bitti. Perumu da taktım ve sonunda bitti. İlk saatte bu makyaj yapıyorum. Ama eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.